Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün 2003 Albee aracımızın yedek su haznesini temizleyeceğiz. Bu şekilde ben bunu söktüm. Sökmesi basit aslında. Çok bir zorluğu yok. Hemen nasıl sökebileceğimizi göstereyim. Şurada bir tane 8 anahtar somunumuz var. Bu yedek su haznesinin şu tarafını tutan. Onun haricinde yan tarafta bir borumuz var. Şu şekilde. Küçük deliğe giriyor. Şuradan çıkışı mevcut. Bir tane de şu alttaki görmüş olduğunuz çıkışı var. Yedek su haznesinin. O da şu şekilde burada gözüküyor. Bu hortumların kelepçeleri var arkadaşlar. Onları sökmeniz gerekiyor öncelikle. Şöyle şunu da çıkarayım hatta buradan. Şöyle gördüğünüz gibi biri büyük bir küçük hortuma gelecek şekilde kelepçeler mevcut. Şu da oradan sökmüş olduğumuz somunumuz. Onları söktükten sonra bu haznemiz şu şekilde alttan plastiği görüyorsunuz geçmedi. Bu şuraya geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde giriyor. Bunu geriye doğru yani şöyle motorumuza doğru aküye doğru iterek çıkartabiliyorsunuz. Bütün bağlantılarını söktükten sonra. Aküyü sökmeden çıkarmak için şu radyatörü biraz şöyle ileriye doğru ittirin ki burada bir alan açılsın. Orası genişlesin daha rahat çıkar. Bunu çakıl yardımıyla şu altta görmüş olduğunuz tortuları, kalıntıları temizleyeceğiz. Bu şekilde çakıllar toplandı. İrili ufaklı. Bunu içine atıp çalkalayacağız. Birazdan daha toplama işlemi devam ediyor. Daha sonra bunu olabildiğince temizlemeye çalışacağız arkadaşlar. Gayet etkili bir sonuç veriyor. Biz biraz daha çakıl toplayalım. Daha sonra temizlik aşamasına geçelim. Toplamış olduğumuz çakılları alt kısımdan atalım arkadaşlar. Çünkü ön taraftan çıkmayanları buradan çıkarmaya çalışacağız ki buradan kolaylıkla çıkabilsin bu taşlar. Evet arkadaşlar çakıllarımızı doldurduk. Şöyle buralarını kağıt bantla kapattım ben. Bizim özellikle pisliğimiz şu alt kısımda olduğu için önce burayı daha sonra da her tarafına gelecek şekilde. Bayağı bir miktar aldı zaten buradan da belli oluyor. Şimdi bunu boşaltalım çakılları. İçine bir su dolduralım. İçindeki pisliği tekrardan bir boşaltalım. Daha sonra gerekirse bir tur daha çakılla bu işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak kısmını çektik ve içindeki çakılları çıkarmaya başlayalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şu an içinde hala çakıllar var biraz. Onları çıkarmaya devam edeceğiz biz. Zaten şu ilk görüntüyü hatırlıyorsanız ya oldukça beyaz bir görüntü elde ettik. Ve dip kısmı yani tortuların kalıntıların olduğu kısım oldukça temiz bir şekilde görünmeye başladı. Hemen hemen neredeyse yedek su kabımızın içi bayağı temizlendi. Biz çakılları bir şey yapalım. Daha sonra tekrardan belki daha iyi bir temizlik için biraz daha bir tur daha çakıl yapabiliriz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ikinci tur çakıl temizliğini de yaptık. Şu şekilde, eğer ilk halini hatırlıyorsanız eğer, gördüğünüz gibi oldukça parlak bir yapıya büründü. Şöyle özellikle şu hortumun geldiği alt kısım, burası komple tortuydu ve şu an herhangi bir o kadar çok bir şey kalmadı. Sadece şu kısımda, bu kısımda var. Buralarda muhtemelen girintili olduğu için çok fazla çakıllar ulaşmadığından çok iyi temizleyemedi. Ama genel sonuç itibariyle oldukça başarılı bir temizliğe ulaştık arkadaşlar. Şimdi bu içindeki çakılları çıkartacağız hepsini. İçinde hiçbir şey kalmayacak şekilde. Daha sonra aracımızın üstüne montajına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yedek su haznemizi tekrardan yerine, montajına geldi sıra. Şu alttaki görmüş olduğunuz geniş hortum bu kısma geliyor. Bunu yerine oturtup, üstünde kelepçesi var. Daha sonra yedek su haznemizin altındaki o plastiği yerine oturtmamız gerekiyor. Evet, şu anda yedek su haznemiz yerine oturdu parçası. Bu alttaki hortumun kelepçesi mevcut arkadaşlar. Onu yukarı yerine çıkartıp sıkmamız gerekiyor. Yıldız tornavida yardımıyla kelepçeyi sıkabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şu yedek su haznemizin ayağını tutan vidamız var. Bunu da yerine tutmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buradaki küçük hortumumuzu yerine oturtuyoruz. Ve yine bunun da kelepçenin bazı kısmı alta gelecek şekilde takalım. Evet, bunu da yeter kadar sıktıktan sonra, şimdi burada biz ister istemez suyumuz eksildi. Ve buna normal su ekleyeceğiz. Normal su eklememizin sebebi aracın motor suyu kısmı, yani motor suyunun dolaştığı kısmı komple temizlettireceğiz. Muhtemelen bugün ya da yarın bu işlemi yapacağız. O yüzden buraya normal su ekliyoruz şu anda. Zaten yarın araç bakıma girecek ve içindeki antifriz, zaten içinde şu anda muhtemelen antifriz de yok. Normal paslı su gibi bir şey akıyor. O yüzden dolayı şu an antifriz eklemiyoruz. Bütün işlemler bittikten sonra, bakımları hallolduktan sonra güzel kaliteli bir antifrizle aracın motor iç kısmını komple korumaya alacağız inşallah. Evet, işlemimiz bu kadardı. Şimdi şu kapağımızı da kapatalım.
Daha sonra bir motoru çalıştırıp biz eksiltme motorun içinde dolaştıktan sonra burada ister istemez su eksilecektir. O eksiltmeyi de gördükten sonra tamamladıktan sonra bir motor içinin temizlenmesi, ilaçlı suyla temizlenmesi işlemini yaptırmak için sanayiye gideceğiz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.